Bu bölümde övme yerme fiilleri ve isim fiiller üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Arapçada övmek için ni'me, yermek için de bi'se fiilleri kullanılır. E, bu iki kelime Kur'an'da çok sıkça geçer. Allahu Teala methettiği yerlerde ni'me der ve zemmettiği yerlerde de ise ne kötü oldu bu şekilde kullanır. Bunların sadece müzekker ve müennes hali var. Yani ni'me, ni'met, bitse, bi'set. Mazi, muzari, emir çekimleri yoktur. Ne gibi? Mesela Allahu Teala dünyada güzel amel işleyenlerin diğer alemdeki durumunu anlatıyor ve buyuruyor ki: "Ve ni'me ecrul amilin." o amel işleyenlerin mükafatı, ecri ne de güzeldir. Eğer bir insan bir işte çalışır, çok iyi bir ücret alıyorsa yorulduğuna değer. İşte dünyada da salih amel işleyenler diğer alemde iyi ki işlemişiz diye sevineceklerdir ve kat kat bunun mükafatını alacaklardır. Velillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem Rablerini inkar edenler için ada bu cehennem cehennem azabı vardır ve bir sel masir birse ne kötü el masir varılacak yerdir. Orası ne kötü varılacak yerdir. Veya o akibet ne kötü bir akibettir. Bunların çok örnekleri var. Biz bir kısmını burada ele alacağız. Fe in tevellev eğer yüz çevirip dönerlerse fa'lemu bilin ki en Allah mevlakum ee, Allah sizin mevlanızdır. Mevla yani size sahip çıkar. Nemel mevla o ne güzel mevladır ve ni'men nasir ve o ne güzel yardımcıdır. En yani hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve Nimel nasir diyoruz ya. Hasbunallahu ve ni'mel vekil Kur'an'ın başka yerinde geçer. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir de burada geçer. O ne güzel mevla, o ne güzel yardımcıdır. Bunlar ehli iman açısından çok büyük kuvve-i maneviye esaslarıdır. Yani benim kendisine dayandığım bir Allah var. Gücüne güvendiğim bir Allah var. İnsanın bunu hissetmesi maneviyatta onu çok kuvvetli kılar. Hazreti Süleyman'la alakalı bir ayet. Ve vehebna li da Süleyman. Davuda Süleyman'ı bahşettik. Yani vehebe hibe olarak vermek gibi bir mana. Neamel abd o ne güzel kul. Ni'mel abd ifadesi aynı sayfada Hazreti Eyüp için de kullanılıyor. Hz Süleyman bir şükür kahramanıdır, nimete masar olduğunda her مِنْ فَضْلِ bir demektedir. Hazreti Eyüp de o kadar belalara, sıkıntılara maruz kalmıştır, sabretmiştir ve bu noktadan da Allahu Teala ona o ne güzel kul demiştir. Biri sabır kahramanı, diğeri şükür kahramanı. Evet, Hasbinallahu ve ni'mel vekil de burada geldi. Uhud harbi sonrası malum Müslümanlar bu harpte e, mağlup olmuşlardı. Ama diğer taraf kesin bir netice alamadan geriye dönmüştü. Bir dedikodu yayılıyor. Tekrar toparlanmışlar, geliyorlar şeklinde. Bu durumu anlatan bir ayet. Ellezine قال له الناس onlar o kimselerdir ki İnsanlar dedikleri zaman innen nâse gad insanlar sizin için toplandı fahşevhum onlardan korkun titreyin dediklerinde fezâdehum imane bu onları imanca artırır. Yani değil korkmak imanlarını artırır. Ve galu ve o zaman dediler ki hasbunallah Allah bize yeter ve ni'mel vekil o ne güzel vekildir. Burada da e, nankörlük yapan e, Yahudilerden bir grupla alakalı genelde açıklanır. Kullillezine keferu o inkar edenlere de ki ne mağlup olacaksınız ve tuhşaruna ila cehennem ve cehenneme sürüleceksiniz. ne galebe galip geldi. bu galip gelir ne? siz galip gelirsiniz. Bunun meçhunu yap, meçhulnü yaptığımızda ne? mağlup olursunuz. Bir de se geliyor, mağlup olacaksınız. ne? mağlup olacaksınız ve tuhşarune sürüleceksiniz i cehennem cehenneme sürüleceksiniz. Ve biselmihat orası ne fena bir döşektir. Yani insan döşekte istirahat eder ya ama cehennem öyle istirahat edilecek bir yer değil. Adeta iğneli fıçıda yatmak gibi insan elbette öyle bir yerde rahat edemez. وَاَشْتَرَوْا bihi ثَمَنًا galile. <laughs> Allah-u Teala yanlış iş yapan bazılarını anlatıyor. Allah'ın hükümlerini gizliyor bunlar. وَاَشْتَرَوْا <laughs> bihi onunla satın aldılar temenan <laughs> galiyle az bir para. Yani Allah'ın hükümlerini gizleme karşılığında cüz'i bir menfaat elde ettiler. Dünyevi bir menfaat elde ettiler. Fe bi semayeşterun ne kötü bir şeye müşteri oldular. Yani dünyada da onları tam anlamıyla mutlu etmeyecek, ahirette de azaba düçar edecek bir şeye müşteri oldular. Yahudilerden bir kısmının durumu anlatılıyor ve bunların Hz. Davud'un diliyle, Hz. İsa'nın diliyle lanetlendiği nazara veriliyor. Peki neden böyle? Kanu onlar idim la yetenahevne birbirlerini alıkoymazlardı. Nehe nehyetti. Tenahe birbirini nehyetmek. Tenahe yetenahe ve bunu çektiğimizde yetena havne birbirlerini alıkorlar nehy ama la olunca birbirlerini nehy etmezler. Bir de başına kana gelince onlar birbirlerini alıkoymazlardı. Hangi şeyden an münker kötü şeyden faaluhu yapmış oldukları. O Yahudiler e, ilgili ayetlerde anlatılan Yahudiler ''Yaptıkları kötü şeylerden birbirlerini alıkoymazlardı.'' Yani ortalıkta bir münker var, kötü şey var, alıkoymaları beklenir ama bunu yapmazlardı. ''Lebi <laughs> ise ne kötü, mâ <laughs> kânu yapmakta oldukları şey ne kötü bir şeydi.'' Burada e, tabi sadece Yahudiler olarak dar bir çerçevede anlamak yerine onların üzerinden bize bir mesaj olarak da algılamamız gerekir eğer Müslümanların yaşadığı ortamda bir takım münkerat açıktan işleniyor, millet sadece seyirci kalıyorsa Yahudilerle alakalı tehdit aynen Müslümanlar için de geçerlidir. Buradan isim fiiller konusuna geçebiliriz. İsim fiiller derken şunu kastediyoruz. Mazi, muzari ve emir manasında kullanılan ama fiil gibi çekilmeyen isimlere isim fiiller denilir. Mesela heyhat ne kadar uzak. Heyhat Türkçe'ye geçmiştir. Heyhat adamın yaptığına bak. E, denilir veya diyelim ki e, kötü bir yatırım yaptı. Heyhat nerede bunun e, nerede bulunan bir kar elde etmek denilir mi? Denilir. İşte heyhat ne kadar uzak anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu iki defa geçiyor. hey heyhat. Heyhat. Limatu adun. O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Yani burada öldükten sonra dirilme, orada ceza görme bu gibi şeyleri inkar edenler heyhat ifadesini kullanıyorlar. Heyhate heyhat limatu adun size vaat edilen şey ne kadar da uzak deyip heyhatla bunu ifade ediyorlar. Uf kelimesi Türkçede de belki aynı manayı ifade edebilir. Fıtri olarak insandan çıkabilen bir ses bu. Yaşlı anne baba ile alakalı Allahu Teala "Fela tekul uf" diyor. Onlara öf bile demem. Yani yaşlı anne baba tabi genç olanlara da denilmez de ama yaşlı hallerinde bakıma muhtaç bir durumda ve onlardan adeta rahatsızlığı olduğunu bildirir gibi öf nedir sizden çektiğim demek onların hassas kalbini fevkalade rencide edecektir. İşte Allahu Teala yaşlı anne babaya öf denilmesini bile yasaklıyor. Burada öf, of bıktım gibi bir anlam ifade etmekte. Helumme haydi gel getir anlamında. Kul de ki, Ey peygamber Helümme şühedâkum Şahitlerinizi getirin. Ellezîne yeşhedûne Ennallâhe harreme hâde Allah şunu haram kıldı diye şahitlik yapacak e, şahitlerinizi getirin. Yani öyle bir şahit yoktur. Ama siz kendi kafanızdan Allah bunu haram kıldı gibi uyduruyorsunuz. Böyle bir manayı ifade etmekte. Burada helümme haydi gel getir gibi bir anlam taşımakta. Mekaneke yerinde dur anlamına geliyor. Mekaneke ve yevme nahşuruhum cemi'a o gün hepsini mahşere toplarız. Nahşuru haşretmek. Mahşer buradan geliyor. Mahşer insanların toplandığı yer. Mesela mahşeri kalabalık. Mesela Çanakkale ile alakalı Çanakkale Mahşeri denilir. Yani Çanakkale'de çok büyük askeri birlikler 1915 yılındaki savaşta bulundu. Mahşer mi? Mahşer. Mehmet Akif'in şiirlerinde de bu vardır. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa diye şiirinde yer almıştır. Yani oradaki topluluğu mahşere, mahşeri kalabalığa benzetmiştir. O gün hepsini mahşere toplarız. Sümme nagulu sonra deriz. Lillezine eşreku o şirk koşanlara deriz ki mekanakum haydi yerlerinize Entumsiz siz ve şurakâukum siz ve şerikleriniz haydi siz de şerikleriniz de yerlerinize böyle deriz. Mekaneke yerinde dur. Yani mekan yer anlamında kullanılmakta. Sonunda bir de k var, ee, buradan hareketle yani yerinde dur, sen yerinde dur, böyle bir manayı ifade ediyor. Ama muhatap eğer çoğulsa mekaneke değil ...mekanakum e, ifadesi kullanılıyor. Biraz önceki kısımda üf kelimesi geçmiştim. Kur'an-ı Kerim'de e, anne babayla alakalı e, o bağlamda başka noktalara Başka noktalara da dikkat çekiliyor. Bir bütün olarak e, bu son kısımda bunu ifade etmekte fayda görüyorum. İlgili ayette bir bütün olarak Allahü Teala şunu bize bildirmekte. Ve kadâ rabbuke Rabbin hükmetti, emretti. Elle tabudu ibadet etmeyin illâ ancak ona ibadet edin. Yani sadece ve sadece kendisine ibadet edin. Devamında ve bil velideyni ihsana. Anne babaya da ihsanda bulunun. Ya yani burada dikkati çeken durum önce hukukullah Allah'ın hakkı o da nedir? Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek. Hemen peşinde anne babaya ihsan. Anne babaya iyilikte bulunmak. Burada ihsanen Ahsene yuhsinu ihsan. İhsanda bulunmak yaptığımız şeyleri güzel bir şekilde yapmak. Konuşurken güzel konuşmak, ikramda bulunurken güzel ikramda bulunmak, bakarken güzel bakmak gibi durumlar. İmme <laughs> şayet onlar ulaşırsa indeke senin yanında el-kibar yaşlı hale yaşlılık dönemine ulaşırsa ehaduhuma onlardan biri evkilahuma veya her ikisi onlardan biri veya her ikisi yaşlı halleriyle senin yanında bulunurlarsa fela tegullahuma uffin onlara o ikisine öf bile deme ve la onları azarlama ve kul lehuma kavlen kerime ve o ikisine güzel söz söyle. Onlara e, kerim güzel söz söyle. Ve devamı vahfizu lehuma cenaha zulli minar rahmeti. Onlara şefkatle tevazu kanatlarını yer. Burada e, şefkat kanatları nasıl ki tavuk yavrularına böyle kol kanat geriyor onları himaye ediyor. Anne baba da küçükken kendi yavrularını bu şekilde himaye etmiştir. Ama yaşlılık döneminde bir nöbet değişimi oluyor. Artık o şefkati evladın göstermesi gerekir ve şefkat kanatlarını annesine, babasına indirmesi gerekiyor. Ayet-i kerime teşbihi bir manayla, bir istiareyle bunu anlatmakta ve kul de ki onlar için şöyle dua et. Rabbi ya Rabbim irham huma. O ikisine merhamet et. Rahime merhamet etti. Yerhamu merhamet eder. İrham merhamet et. Mesela irham ne bize merhamet et. İrham ona merhamet et. Eee İrham huma o ikisine merhamet et. Kema rabbe yani sagira küçükken onlar beni terbiye ettikleri gibi. Yani e, küçükken onlar nasıl ki beni terbiye etti, şu yaşlı hallerinde de sen onlara merhamet et. Burada rabbe e, mesela Rab kelimesi terbiye eden anlamındadır terbiye de zaten aynı kökten gelmektedir. Rabbe yürebbi terbiyeten. Ve Kur'an-ı Kerim'de en sık geçen kelimelerden birisi Rab kelimesidir. Allah'ın Rab olması Fatiha suresinde de geçiyor. İlk sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi. Son surede de geçiyor. Kul eûzu bi Rabbin nas. İnsanların Rabbi. Bu şekilde baktığımızda e, Rab terbiye bu Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer. Rab kelimesi sıkça geçer. İşte e, onlar küçükken beni terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet et. Yani çocuk küçükken terbiye muhtaçtır. E, yaşlı kişiler de o yaşlı hallerinde e, merhamete elbette muhtaçtır. Küçükken Anne baba çocuklarıyla imtihan ediliyor ama ileride roller değişiyor. Bu defa çocuklar anne babalarıyla imtihan ediliyor. Kur'an-ı Kerim her yönüyle mucize işte anne baba hukukunu anlatma noktasında da gayet ince noktalara Kur'an-ı Kerim bu şekilde işaret etmekte ve dikkatleri çekmekte.